Bülent Deniz Beyefendi. Çok teşekkür ederiz kıymetli alkışlarınız için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gördünüz mü o heyecan içerisinde neler yaptı Ömür Hanım? Evet, gayet güzel yarıştı. Evet, ilk oturduğunda nefes almayı unutuyordu ama sonrasında harf almayı da unuttu maşallah. Açıldı. 8 tane harf aldı, bütün sorulara cevap verdi. Süreyi de güzel kullandı, 1 saniye de arttırdı. Yapmamız gereken 14 soruya cevap verirken en fazla 8 harf aldı. Evet, arkadan gelen hanımefendileri sıkıntıya sokmak istiyorsak daha hızını alalım efendim. Başlayalım mı hemen? Başlayalım. Buyurun Bülent Bey. Şöyle bir soru çıkıyor karşınıza. Demişiz ki, mecusi olanların kutsal saydığı doğanın 4 temel ögesinden biri. Hani yaşamı başlatan 4 temel öge vardır ya. 5. elementteki gibi hani. Hava. Hava, havaya mı tapıyorlardı mecusiler? Ateş. Hangisi acaba? Ateş. Ateştir efendim. 400 puan değerindedir. Durdurduğunuz zaman tamam. Önden söylersek süre kaybediyoruz. Aman ona dikkat. Unutmayın, durdurduktan sonra 30 saniye süre var. 30 defa istersek değiştiririz. Tamam. Buyurun gelsin yenisi. Çok basit soru. Rengi koyu olmayan. Renk konusunda açık. Koyunun karşıtı açıktır. Gayet güzel. Gayet güzel. Burada da laf kalabalığı yapılmış aslına bakarsanız ama tertemiz 500 puan kazandırır bu soru. Benden çabuk kavrarsanız zaten daha çabuk göreceksiniz. Basın durdurun hocam. Buyursunlar. Çoğunlukla kardeş çocukları, kimi ağızlarda da amca, hala, dayı ve teyze çocukları için kullanılan bir söz, bir unvan. Ne dersiniz? Yeğen dersiniz. 1300 yapar kasayı. Şimdi böyle etimolojik oyuncaklı bir soru ama çok da dert değil. Sondaki açıklama bile yeter. Dedik ki adı Fransızca buhar anlamındaki sözden türeyen deniz taşıtıdır. Bu bir deniz vapur. Taşıtıdır. Vapur. Vapur. Buhar demek. Maşallah. 45 dakika, 45 bile değil, 44 dakika içerisinde 4 soruya cevap verildi. Soru başına 11 saniye. Hızlısınız maşallah. Hiç harf almadık. 4'ü birden aktı gitti. Şimdi 6 harfli cevaplar devrede. Gelsin de bir görelim. Yine uzun bir soru. Yazılı kağıtları düzenli ve sıralı bir biçimde korumak için kullanılan mukavva veya plastikten telli kap. Yazılı kağıtları koruyor bu telli kap. Sıralı ve düzenli bir şekilde tabii ki. Batı kökenli bir adı var efendim bunun. Fransızcadan girmiş dilimize kelime. Ben bir harf alayım. Alalım. Dosyada deriz. Dosyada klasör. Deriz. Ama dosyaların bulunduğu klasör. Çok güzel. Bir tanecik harf aldık. İyi yaptık. Bunu da alacağınızı zannetmiyorum. Eskiden aka veya ede de denen bir akraba. Biz bu akrabanın unvanını yine halk ağzında 3 harfli olarak sesliyoruz. Ama yazdığımız zaman orijinal haliyle. Ben bir harf alayım. Aldık bir harf. Eskiden aka veya... Ağabey. 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 500 puan daha kattı kasaya. 2800 oldu. 2 dakika 31 saniyemiz var. İşte 7 harfli cevaplar. Ömür Hanım nasıl hızlıydı? En az Ömür Hanım kadar hızlısınız maşallah. Bir daha takılırsak herhangi bir soruda benim fazladan yarım dakika sürem var deyin kendinize lütfen. Buyursunlar. Mobil hale geldikten sonra gelişimine devam edip akıllı sıfatını takınan iletişim cihazıdır. Telefon. Nedir efendim? Telefon. Telefondur efendim. Şimdi burada dert yaratırsa sadece kelimenin sonuna yerleşen ekler dert çıkarır. 7 harfli olmuş, onu unutmayalım. Sıcak ve arkadaşça bir tavır içinde anlamında bir söz. Arkadaş, arkadaşça. Öyle bir ek almış. Aynı eki değil. Ama öyle bir ek almış. Dostça. İşte sığmaz o. Dostça sığmaz. Eksik kalır. Ama kökü buldunuz Bülent Hocam. Farsça bir kökenli ekler. İnşallah son kısımdan gelir. Tüh. En azından biliyoruz nasıl başladığını değil mi? Evet. Nasıl ilişkiler içerisindeyim? Dostçul. Dostçul. Olmaz öyle bir şey. Ek de Farsça kökenli hocam. Eski eklerden. Yani bana kendisi böyle dostçul. Dostçul değil de dost
dostmuşçasına. Bir harf daha alayım ya. Hadi inşallah son taraftan. Dostane. Dostane uğraştırdı biraz.